Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü otoparkına F-4 savaş jetinin yakıt tankı düştü. Askeri personelin ve polislerin incelemeleri devam ediyor. F-4 savaş jetinin yedek yakıt tankının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Açık Otoparkı'na düşmesiyle merak edilen soru işaretleri ortaya çıktı. Uçağın bir parçasının düşme nedeni pilot hatası mı yoksa teknik bir arıza mı, otoparktaki 3 aracın zararını kim ödeyecek gibi sorular soruldu. Uçağın parçasının düşme nedenini yıllardır F-4 jetlerinde uçuş gerçekleştirmiş emekli hava pilot korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi. Karakuş, eğer pilotun hatası olsaydı dedi ve ekledi. Eğer pilotun hatası olup da pilot herhangi bir şekilde düğmeye basmış olsaydı bu harici tanklar düğmesine, iki tane tank birden düşerdi. Ha, demek ki burada bir pilotun taksiratı yok. Uçağın bir parçasının düşme nedenlerini açık ve net bir şekilde sıraladı Karakuş. Bu tür olaylar genellikle uçakların harici bölgede bırakılması, yani dışarıda bırakılması, sığınak içine alınmaması, hangar içine alınmaması, yağmur yağması, kar yağması, kırağı buzlanma olması gibi nedenlerle olur. Emekli Korgeneral Karakuş, uçağın hangi durumlarda yedek yakıt tankını bıraktığına da açıklık getirdi. Uçaklar normalde harici yakıt tankları hemen atılabilecek şekilde konumlanmıştır. Bunun sebebi şudur. Diyelim ki düşmana doğru gidiyorsunuz, bombardıman için gidiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar harici yakıt tankları tamamen doludur falan. Mümkün olduğu kadar harekat yarıçapını uzatmak için. Bir baktınız ki düşman sizi sarmış, ondan sonra düşürmek üzere. Hemen siz bu harici tanklarını bir düğmeye basarak atarsınız. Komutan Karakuş, çöl yağmurları nedeniyle taşınan tozun da yakıt tankında etki yaratabileceğini söyledi. Ve bu yağış devamlı surette arada toz vardır. Tozla yağış birleştiğinde o tankla arasında bir yere girdiği takdirde bir şekilde kontak yapabilir. Emekli Komutan Karakuş, Ankara semalarında jetin çıkardığı yüksek sese de değindi. Herhangi bir şekilde F-4'ün arkasında bir helikopter falan olursa helikopteri yere çakar. Tabii ki korkunç bir gürültü yapar F-4. F-16 ile mukayese edilmez. Çift motorlu ve güçlü bir uçak. O nedenle gürültüsü fazladır. Emekli Komutan Karakuş hasar gören araçlara ilişkin de konuştu. Efendim, bunun sigortasını kim verecekmiş de bilmem ne. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri bir yere verdiği zararın tamamını öder. Öyle yok, aracın sigortası varmış, yokmuş, sigorta öder miymiş, ödemez miymiş diye bir şey yoktur. Bengü Türk ekibi olarak hasar gören araçların durumunu Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gazioğlu'na sorduk. Hemen vatandaşımızı rahatlatalım. Eğer kasko poliçesi varsa kasko poliçesi genel şartları gereği bu hasar karşılanır. Aracın gerek park halinde gerekse seyir halindeki iken harici bir cismin bilgisi dışında çarpması sonucu meydana gelen hasarlar kasko poliçesi genel şartları çerçevesinde ödenir. Ağır hasar ve hafif hasar durumundaki prosedürü de aktardı Gazioğlu. Araç ağır hasarlıysa pert ayrılır, aracın rayiç bedeli üzerinden tazminat ödenir. Kısmi hasar varsa onarım bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanır. Kasko poliçesi olmadığındaysa yetkili kurumun ödeyeceğini söyledi Gazioğlu. Polis raporu gerekiyor. Polis raporu tutturularak ilgili kuruma, ki kurum Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde araçlarının teminatı karşılanabilir.